Evet, değerli Hazirun, konuşmama başlarken bugün burada bulunan siz değerli konuklarla bize bir araya gelme imkanı veren Bartın İl Başkanımız Selim Bey'e, Bartın Milletvekilimiz Aysu Hanım'a çok teşekkür ediyorum ve hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Evet, biz bu ekonomi masasını 2018 yılında Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla kurduk. O gün 2018 yılının Ağustos ayında Türk ekonomisinin ciddi şekilde savrulmaya başladığını gördük. Ve artık bu konuda özel bir dikkatin gerektiğini tespit ettik ve ekonomi masasını kurarken de mümkün olduğu kadar burada bulunan iş insanlarının içinden, onlarla birlikte daha önce çalışmış insanlarla birlikte bu masayı kurmaya özen gösterdik. Bugün biraz önce arkadaşlarım, Selim Başkanım isimlerini söyledi arkadaşlarım, ama izin verirseniz ben biraz daha kendilerini size yakından tanıtmaya çalışayım. Bugün burada Özkan Yalın Bey var. Özkan Yalın Bey bizim Uşak Milletvekilimiz. Ama aynı zamanda Türkiye'nin önemli lojistik firmalarından birinin de sahibi. Onun yanında Bedri Bey var, Bedri Serter. Bedri Serter Bey eski İzmir İl Başkanımız bizim, ama aynı zamanda İzmir'in en köklü esnaf ailelerinden birinden geliyor. Yine ticaret odası, sanayi odası buralarda görev almış olan bir arkadaşımız. Onun yanında Aşkın Bey var. Aşkın Bey benim gibi, o da Devlet Planlama Teşkilatı'ndan geliyor. Orada yetişti. Hatta tabii ben onun sınavını yapma şeyinde, imkanında bulmuştum. 3 defa falan bir sınavını yaptım ben kendisinin. O da İzmir milletvekilimiz. Ama bir başka önemli görevi var. Bundan önceki dönemde kendisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nun sözcüsüydü. Dolayısıyla bütün bu ülkede olan bitenlerin içindeydi. İktisatçı kendisi zaten. Yine arkadaşımız Çetin Osman Budak. Çetin Osman Budak Odalar ve Borsalar Birliği'nin eski yönetim kurulu üyesi. Antalya Organize Sanayi Bölgesi Başkanı. Antalya Ticaret ve Sanayi Odası, değil mi? Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı. Yani yine burada bulunan Hazirun'un içinden gelen bir şey. Kendisi Türkiye'nin gelen bir kişi ve Türkiye'nin önemli kağıt sektöründe önemli firmalarından birinin de sahibi. Akif Hamza Çebi, kendisi de benim gibi, o da bürokrat. Eski gelirler, önceki dönemlerde Gelirler Genel Müdürlüğü yaptı kendisi. Ve son bu 2002'den önce yaşanan krizde kendisi benimle birlikte, ben hazine müsteşarıydım, kendisi de Gelirler Genel Müdürü'ydü ve o dönemde çok sıkı bir karşılıklı koordinasyon içinde çalışma imkanını bulduk. Kendisi aynı zamanda İzmir milletvekili, İzmir olur mu? İstanbul milletvekili. Aykut Bey var. Aykut Bey aynı zamanda benim hazineden de arkadaşım. Kendisi hazinedeydi, o da bürokrasiden gelme. Şu anda yine partimizde İstanbul milletvekili olarak bulunuyor. Hazinedeyken de kendisi bu özellikle bu ilk bu yap işlet devlet projeleri falan senden geçtiydi değil mi? Şey olarak onları denetlemiştin. Evet. İlami Bey Türkiye Tohumcular Birliği Başkanı'ydı. Kendisi tohumcu. Türkiye'nin önemli tohumcularından biri. Belki biraz reklam yapayım, bu maden falan gibi tohumların da üreticisi kendisi. Tekirdağ milletvekilimiz. O da iş adamı. O da Tekirdağ Ticaret Odası'nda bir zamanlar görev yapmıştı. Oradan aldık, milletvekili yaptık. Sayın Güzel Mansur, Mehmet Güzel Mansur Hatay milletvekilimiz. Aynı zamanda orada il başkanıydı. Ama daha da önemlisi kendisi de iş adamı. Sanıyorum sadece akaryakıt bayliği yok, aynı zamanda üretim de yapıyor değil mi? Bu peletti, ondan sonra çeşitli enerji şeyleriyle ilgili çeşitli alanlarda yaratıcı üretimleri var. Aynı zamanda bir büyük yıkama makinaları yapan şeyin de sahibi, fabrikanın da sahibi. Yani burada arkadaşlarımız, sizlerin içinden olan arkadaşlarımız, sizlerin sorunlarını bilen arkadaşlarımız. Sabah akşam işte mazot fiyatı şöyle arttı, petrol fiyatı, benzin fiyatı böyle düştü. Bunlarla da uğraşan, bunlarla nasıl yaşayabilir iş alemi, bunlara bakan arkadaşlarımız.
İzin verirseniz ben kısaca şimdi Türkiye ve dünya ekonomisindeki son gelişmeler ve bugün ülkenin içinde bulunduğu buhrandan nasıl çıkabileceğimiz konusunda mümkün olduğu kadar kısaltarak bir sunum yapmaya çalışayım. Bugün ülkemizde 3 hatta şimdi 4 oldu. 4 büyük krizi birlikte yaşıyoruz. Türkiye'nin birinci krizi bir ekonomik kriz. Büyüme modelimiz tıkandı. Büyüme modeli aslında 2013 yılında tıkandı. Hangi büyüme modeli? Sıcak parayla ekonomiyi şişirme modeli. Dışarıda bu sermaye bolluğu sırasında sıcak parayla ekonomiyi şişirdik. Bunun adına da büyüme dedik. Ama üretmeden, verimliliği arttırmadan bu büyümenin sürdürülebilir olmadığını da çok açık, seçik, net bugünlerde görüyoruz. Ama 2013'ten itibaren de göstergelere baktığımız zaman bu patinajı görmeye başlamışız. İkincisi, Türkiye'deki tek kişilik sistem diyelim ya da tek kişilik rejime geçiş. Tek kişilik sisteme, tek kişilik rejime geçiş süreci 2014'te başladı, 2018'de fiilen gerçekleşti. 2018'den itibaren de, daha önce de vardı ama 2018'den itibaren Türkiye'de kurumların çok ciddi şekilde tahrip edildiğini ve mevcut devletin mevcut kurumsal yapısıyla da bu sıkıntıların üstesinden gelemeyeceği açık seçik ortaya çıktı. Devletin köklü kurumlarının hepsi birer birer yok edildi. Üçüncüsü pandemi, yani küresel salgındı. Özellikle 2020'de tüm bu krizlerin üstüne gelen küresel salgın ve küresel salgında maalesef hükümetin izlediği politikalar Türk ekonomisinin kırılganlığını daha da arttırdı. Neydi bu politikalar diye sorarsanız temel özelliği şu: Türkiye bu küresel salgın sürecinde esnafını, sanayicisini, çiftçisini bütçeden desteklemek yerine borç vererek bu süreci atlatabileceğini zannetti. Ve bunun sonucunda da finansal kesimdeki kırılganlıkları daha da arttırmış oldu. Ve bugün de yaşadığımız önemli krizlerden bir tanesi, şimdi bunun etkilerini görüyoruz, o da Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş. Daha tam etkilerini görmedik. Şu ana kadar yaşadığımız, şu ana kadar gördüğümüz, şu ana kadar açıklanan rakamlar, bunların hepsi Ukrayna-Rusya krizinden önce gerçekleşmiş olan rakamlar. Ve tabii bugün gördüğümüz nokta şu: bugüne kadar izlenen politikalar ekonomimizi iç ve dış gelişmeler karşısında tamamen savunmasız bırakmış vaziyette. Şimdi Türkiye'de uygulanan bu ucube sistem, niye ucube sistem diyorum? Gerçekten ucube bir sistem. Dünyada, yani buna başkanlık sistemi deseniz başkanlık sistemi değil. Böyle bir başkanlık sistemi yok. Başkanlık sistemlerine dönüp baktığınız zaman onlarda denetim denge mekanizmaları çalışıyor. Bizde çalışmıyor. Dünyanın hiçbir yerinde de bizdekine benzer bir sistem yok. Şimdi peki ne oldu bu sistem başladı, uygulanmaya başladı? Bu sistem Türkiye'yi, bu rejim ülkeyi 10 yıl geriye götürdü. Bir kere her şeyden önce bugün hala söyleniyor bir 2023 hedeflerimiz vardı. 2023 hedeflerimiz dönüp baktığımız zaman bu grafiğin sağ tarafında, sizin sağ tarafınızda gözüküyor. 2011 yılında seçimden önce bu 2023 hedefleri tespit edildi. Sonra plana da girdi. Yani devletin resmi dokümanına da girdi. 2023'te gayri safi yurt içi hasılamız 2 trilyon dolar olacaktı. Gerçekleşme? Bunu çünkü orta vadeli programda da yazıyorlar. 925 milyar dolar olacak. Yarı yarıya düşmüş. Gerçekleştirememişiz. Kişi başına gelir 25 bin dolar olacaktı. 10 bin dolar olacak diyoruz şimdi. O da yarı yarıya düşmüş. İhracat. İhracatımız çok iyi. Performansımız rekor kırıyoruz. Evet, zaten eğer ihracatı arttıracaksak her yıl rekor kıracağız. Ama hedefimiz neydi? 500 milyar dolardı. Ne yapabiliyoruz? 242 milyar dolar. Yarıdan bile az. Hani övündüğümüz ihracat şöyle, ihracat böyle. Tutturamıyoruz. İşsizlik. Bir tek işsizlik oranını ikiye katlamışız. %5 demişiz 2023 yılında işsizlik olacak demişiz. Ama bugün orta vade programda işsizliğin
%11,4'te kalacağı söyleniyor. Dolayısıyla burada da ciddi bir başarısızlık var. Aslında biraz önce söylemiştim. Yani ekonomideki patinaj 2013'ten sonra başladı diye. 2013'te Türkiye'nin gayri safi yurt içi hasılası 958 milyar dolar. 2021 %11 büyüdük. Gerçekleşme 802.7 milyar dolar. 802 milyar 700 milyon dolar. Düşme 155 milyar 300 milyon. Yani 2013'ten 2021 yılına kadar cebimizden 155 milyar dolar alınmış. Kişi başına gelirimiz 12.582 dolardan 9.539 dolara düşmüş. Dolar kuru 1 lira 90 kuruşmuş 2013 yılında. 1 lira 90 kuruş. 2021'in ortalama dolar kuru, 2021'in ortalaması 8 lira 98 kuruş olmuş. Şimdi 14,5 lira. 14,6. Enflasyon 2013'te %7,4'müş. 2021'in sonunda %36,1. Şubat ayında %50'yi geçti. İşsizlik 9'muş. 2021 ortalaması %12. Hala daha %12 civarında. Ocak ayı açıklandı. %12 civarında işsizlik geçiyor. Aslında Türk ekonomisi 2018'den bu yana yalpalıyor. 2018'in başlarında bugün AK Parti Genel Başkanı Londra'da şunu söyledi. Faiz sebep, enflasyon sonuçtur. Ortalık birbirine girdi. Çünkü böyle bir şey yok. Ekonomi teorisinde de yok. Ortalık karışınca geri adım attı. 2018 ilk söyleyişidir. Ancak tabii bu çok ciddi bir güven bunalımı yarattı. Bu güven bunalımını aşabilmek için Türkiye'de yönetim bir sahte istikrar izlenimi verebilmek için Merkez Bankası'nın döviz kasasını önce boşalttı. 128 milyar dolar artı bugün de devam ediyor. En az 30-40 milyar dolar daha buharlaştırıldı. Merkez Bankası'nın arka kapısından açıklama yapılmadan kamu bankaları eliyle satıldı. Sanki işte bu şey döviz kuru etkilenmiyormuş izlenimini vermek için. Ama ardından 2021'in pandemi bitti. 2021'in Eylül ayına kadar 2018'in başından Eylül ayına kadar 3 tane Hazine ve Maliye Bakanı değişti. Eylül ayına kadar yine bu sefer 4 tane Merkez Bankası Başkanı değişti. Talimatta faiz sebep enflasyon sonuçtur teorisini doğrulayabilmek için talimatla politikacı faizi düşürüldü ama piyasa faizleri, döviz kuru, ülkenin risk primleri, enflasyon, işsizlik, hayat pahalılığı çığırından çıktı. Hükümet açıkçası bir döviz krizinin çıkmasına neden olacak bir ortam yokken yanlış ekonomi politikaları, yanlış para politikası nedeniyle döviz krizine sebep oldu. İpin ucu elden kaçtı. Paniklediler ve bütçenin altına bir kur korumalı mevduat diye bir bomba koydular. Göya kur korumalı mevduatta Türk lirasının değer kaybetmesinin önüne geçeceklerdi. Ama şunu hiç dikkate almadılar. Bu yıl 2022 yılında Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın faizi arttıracağı kesinleşmişti. Onlar faizi arttırırsa biz faizi düşürürsek bunun Türk lirası üzerinde ilave baskı yaratacağını hiç dikkate almadılar. Yine 2 yıldır Ukrayna ve Rusya'da Rusya'nın bir savaşa tutuşabileceği burada ortalığın ısınmakta olduğu konuşuluyordu. Hatta NATO Genel Sekreterliği Sekreteri Stoltenberg biz bunu kaç zamandır bekliyorduk dedi. Ama buna rağmen bu kur korumalı mevduatı getirdiler
ve gerçekten bir koşullu yükümlülüğü daha bütçenin üzerine yüklediler. Şimdi kur korumalı mevduat 539 milyar liraya ulaştı. Getirildiği günden bugüne kadar. Getirildiği günden Şubat sonuna kadar ortalama kur 13 lira 38 kuruştu. Bugün 14 lira 50 kuruşu aştı. 14 lira 50 kuruştan hesap yapsak bunun hazineye maliyeti, çünkü şöyle dedi. Banka %17 faiz verecek. Eğer kur sizin o gün yatırdığınız kurun üstündeyse ve de bu %17 ona yetmiyorsa aradaki farkı ben ödeyeceğim dedi hazine. Şimdi hazinenin üstüne binen yük, aslında bir kısmı da Merkez Bankası'nda, 25 milyar Türk lirası bu kur. 25 milyar Türk lirası ilk 3 ayda. Bir de buna tatlandırıcı olarak getirdikleri vergi indirimleri var. O vergi indirimleri, yani vergi kaybını da dahil ederseniz maliyeti 30 milyar lira yaşıyor. Aslında bu kur korumalı mevduat ne? Yani aranızda yaşı bana yakın olanlar Turgut Bey'in dönemini hatırlarlar. Turgut Özal'ın, rahmetli Turgut Özal'ın. Ben o zaman Turgut Özal Bey'in döneminde, yanlış hatırlamıyorsam, genel müdürdüm. Ya daire başkanıydım ya da genel müdürdüm. Turgut Özal dövize çevrilebilir mevduatın son kuruşunu ödedi ve kaldırdı. Bunu kaldırırken de dedi ki 70'li yıllarda o zaman kendilerini uyanık sananlar böyle bir yol buldular. Tam 221 bankaya borçlandık ve Türkiye bunları ödeyemedi. İnşallah gençlerimiz bundan ders alır. Bir daha böyle hesapsız kitapsız hatalar yaparak gelecek nesilleri zor taşınan yük altına sokmaz. Ne için söylüyor? Dövize çevrilebilir mevduat için söylüyor. Dövize çevrilebilir mevduatın bu kur garantili, kur korumalı mevduattan çok da farklı bir yanı yok. Daha 3 ay geçti. 30 milyardan daha fazla büyük bir yükün altına girdik. Gerçekten ekonomi çok kötü yönetildi ve Rusya-Ukrayna savaşına biz hazırlıksız yakalandık. Rusya 2014'te Kırım'ın ilhakında kendisine uygulanan ambargolardan ders almış. Ve ekonomisinin dayanıklılığını arttıracak tedbirleri almış. Kamuda mali disiplini arttırmış. Ekonomide de-dolarizasyona gitmiş, yani dolarizasyonu azaltmaya çalışmış. Geçtiğimiz yıl 120 milyar dolar ödemeler dengesi fazlası vermiş. Rus Merkez Bankası'nın döviz rezervleri 640 milyar dolarla rekor kırmış. Bunu kullanamayacak, şöyle olacak, böyle olacak, ambargo falan derken öyle gözüküyor ki Ruslar alınan, yani dışarıdan alınan bu ambargo tedbirlerinden çok fazla etkilenmiyorlar. Şimdi gazı falan kesmeye kalktılar. Sürekli ilave bir takım tedbirleri daha koyuyor. Biz ne yapmışız? Bizdeki hükümet ne yapmış? Saray hükümeti ne yapmış? Hiçbir önlem almamış dayanıklılığı arttırmak için. Sadece günü geçirmeye çalıştılar. Hani rahmetli Erbakan'ın deyimiyle sadece pansuman yapmışlar. Pansuman tedbiri, başka bir şey yok. Para politikasını etkisizleştirmişler. Bunu bakanın kendisi de söyledi. Güven kalmadı. Kamuda mali disiplin bozuldu. Ekonomiyi daha fazla dolarize etmişler. Dış açığı kontrol ediyoruz dediler. Kontrol edemediler. Şu anda Ocak'ta, Şubat'ta dış açık rekorlar kuruyor. Ve Merkez Bankası'nın rezervleri de, Rusya'da 620 milyar dolar olan rezervler, bizde netleştirdiğiniz zaman eksi 50 milyar dolar civarında, yani 50 milyar dolar açık veriyor Merkez Bankası'nın kasası. Enflasyon bunun sonucunda tabii azdı. Faiz sebep, enflasyon sonuç dediler. Sonuçta enflasyon azdı. Ve 2022'nin ikinci ayında tüketici enflasyonu %54,4 oldu. Bu son 20 yılın en yükseği. AK Parti iş başına geldiğinde bundan 20 yıl önce kendisine devredilen enflasyon %29,75'ti. Şimdi %54,4. Üretici enflasyonu ise son 27 yılın rekorunu kırıyor. AK Parti iş başına geldiğinde o zaman toptan eşya fiyatları endeksi vardı. Üretici fiyatları, toptan eşya fiyatları endeksi. Aşağı yukarı birbirine benzer. Toptan eşya fiyatları endeksindeki artış %30,84. Şimdi %105.
Burada enflasyon tabii elden kaçmış vaziyette, o gözüküyor. Asgari ücret %50 arttırılmıştı. 2 ayda açlık seviyesinin sınırının altına indi. Üretici ve tüketici fiyatları arasındaki farka burada dikkatinizi çekmek istiyorum. 105 ile 54. Yani 51 puan fark var. Bu şu demek. Üreticinin fiyatı bugün piyasada gördüğümüz fiyattan 51 puan daha fazla artmış. E bu ne olacak? Sonunda fırsatını bulduğu zaman esnaf bir şekilde bunu vatandaşa yükleyecek. Yani turbun büyüğü hala heybede. Efendim dışarıda enflasyon var. Bütün dünya enflasyonla boğuşuyor. Evet, bütün dünya enflasyonla boğuşuyor. Ama bizdeki enflasyonun temel sebebi kötü yönetim. Bakın, OECD ülkeleri, yani bizim de Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı OECD. Biz de bu teşkilatın üyesiyiz. Bu teşkilattaki ülkelerin enflasyonuna bakın. Size göre panelin solundaki alttaki grafik. Bir de kırmızı çubukta bizim enflasyonumuz. Yani arasında hiçbir ilgi yok. Bizden sonraki en yüksek enflasyon %12,4. O da Litvanya'nın. Efendim enerji fiyatları bütün dünyada artıyor. Doğru, bütün dünyada enerji fiyatları artıyor. Ama Türkiye'de enerji fiyatları dünyanın kat be kat üstünde artıyor. Dolayısıyla Türkiye'deki enerji fiyatlarındaki artışın arkasındaki temel sebep beceriksizlik. Aynı şey gıda fiyatlarında da öyle. Biz hem enerji fiyatlarında, hem gıda fiyatlarında, hem de enflasyonda OECD şampiyonuyuz. Artık OECD ortalama fiyat açıklarken şunu yapmaya başladı. Türkiye dahil, Türkiye hariç. Çok uzun yıllar önce bunu yapardı. Yeniden aynı sisteme döndü. Türkiye çok ciddi bir devalüasyon yaşadı. O devalüasyon sonunda dendi ki artık biz ihracata dayalı olarak büyüyeceğiz. Ama Dünya Bankası'nın yapmış olduğu araştırmalara göre Türkiye'de enflasyon 3 ay sonra etkili olmaya başlıyor. Etkisi de 2 yıl devam ediyor. Ama şimdi size burada 2 tane grafik gösteriyorum. Bu sağdaki, soldaki grafik reel efektif döviz kurunu gösteriyor. Yani döviz kurundan gelen rekabet gücü ne kadar devam ediyor onu gösteriyor. Biz döviz kurundan gelen rekabet gücünü 2 ayda tüketmişiz. Bakın dibe vuruyor. 2021'in 12. ayında. Ondan sonra 76'dan 87'ye çıkıyor. Öbürü de 83'ten 96'ya çıkıyor. Bu demektir ki döviz kuruyla yakaladığımız rekabet imkanını çok hızlı kaybetmişiz. Bugüne kadar hiç görmediğimiz bir biçimde. Neden? Enflasyon nedeniyle. Sonuç. 2022'nin 1. ayında 53,4 dış ticaret açığımız. Nereden çıkıyor? 46'dan son aydaki. Bir önceki yıl. 2022'nin 2. ayında da %58,100,000,000. Bunlar hep rekor açıklar. Savaşa dolarize edilmiş bir ekonomiyle yakalandık. Döviz tevdiat hesapları ve kur korumalı mevduatın toplam mevduatı oranına baktığınız zaman bu oran sürekli artıyor. Aslında kur korumalı mevduat dediğimiz şey dolarizasyonu daha da arttırıyor. Bu arada Merkez Bankası'nın döviz kasası 43 milyar dolar açık veriyor. Türkiye ekonomisi gerçek anlamda 70 sente muhtaç. Bakın bütçede dolarizasyon dediğimiz zaman çok önemli bir takım kalemler var. Bir, bu havuz müteahhitlerine verilen garantiler, kura endeksi. Bunun üstüne getirdik şimdi bir de kur korumalı mevduatı koyduk. Dış borçlarımız var. Bütün bunlara baktığımız zaman Türkiye'nin kamu kesiminde çok ciddi bir dolarizasyon ve dolardaki değişikliklerden etkilenme olayının
olduğunu görüyoruz. Dünya Bankası'nın raporunda diyor ki Türkiye'nin ihracatındaki son dönemde görülen artış büyük ölçüde navlun fiyatlarının Türkiye'de Çin'den ithalat yapmaya göre daha avantajlı olmasından kaynaklanıyor. Avrupa'ya malı biz Çin'den daha ucuza gönderebiliyorduk. Ama şimdi bu hem petrol fiyatlarındaki artışlar hem de Rusya-Ukrayna krizi bizim bu avantajımızı da kaybetmemize neden oluyor. Dolayısıyla bizim ihracatta da hani bir laf var, hep konuşuyoruz. Efendim herkesin durumu kötü ama ihracatçıların durumu iyi. Hayır, değil. Bu iki şeyi onun için koydum. Bir, bu reel kur endeksini. İki, bir de bu ulaştırma marjlarını bu nedenle koydum. Bütün bunların sonucunda Türkiye'nin riskleri sürekli artıyor. Bir kere bize benzeyen ülkelerin risk primlerinin üstünde bizim risk primimiz. Benzer ülkelerinin döviz kurlarındaki, yani benzer ülkelerinin paralarının değer kaybı bizdeki değer kaybı bunun benzer ülkelerdeki değer kaybından yükseklikte ikinci sıradayız. Yine benzer ülkelerin 2 yıllık tahvil faizlerine de baktığımız zaman bu tahvillerdeki artışta da Rusya'dan sonra ikinci sıradayız. Rusya savaşta. Biz neredeyiz? Bu ekonominin dış şoklara karşı ne kadar kırılganlığa sevk edildiğini gösteriyor. Tüm bu sorunlara rağmen Türkiye'nin hala çok önemli üstünlükleri var. Gerçekten büyük potansiyeli olan bir ülke. Türkiye 4,5 saatlik uçuş mesafesinde 58 ülkeye, 1,5 milyar nüfusa 22 trilyon dolarlık pazara erişebiliyor. Bugün dünyada arz zincirlerinin kısalmaya başladığı bir ortamda biz aslında müstesna bir yerdeyiz. Ama bu müstesna yerin gerektirdiği yönetimi bir türlü gösteremiyoruz. İki, nüfusumuz genç. Demografik fırsat penceremiz açık. Yani bakan genç nüfusumuz bakılan nüfustan daha hızlı artıyor hala. Bu büyük bir avantaj ama biz bu avantajı kullanamıyoruz. Genç nüfusumuzu yetiştiremiyoruz. Yetiştirdiğimiz insanları da dışarıya kaçırıyoruz. Kaçırdıklarımızın arkasından da güle güle gitsinler diyoruz. Aslında bu dünyadaki gelişmeleri okuyabilsek, elimizdeki potansiyeli harekete geçirebilsek, bu orta gelir tuzağı dediğimiz tuzaktan çok rahat çıkıp süratle 20 bin dolar seviyesine ortalama gelirimizi getirebiliriz. Avrupa Birliği'ne yakınsarız ve Avrupa bölgesinin en büyük üretim üssü olabiliriz, Avrupa Birliği bölgesi. Ve refahı ve demokrasiyi arttırmak suretiyle de küresel mutluluk endeksinde yukarılara tırmanabiliriz. Aslında bütün bu fırsatlardan yararlanabilmek için Türkiye'mizin yepyeni bir stratejiye ihtiyacı var. Shakespeare'in bir lafı var. Nedir bizim en önemli sorunumuz? Güven yok. Ama güven ruh gibi. Terk ettiği bedene de geri dönmez diyor Shakespeare. Mevcut yönetime güven de ekonomide istikrarda, politik istikrarda kalmamış vaziyette. Ekonomideki riskler sürekli artıyor. Ve yüksek enflasyon nedeniyle de yoksulluk patlamış vaziyette. %9'lar 8'lere kadar düşürdüğümüz mutlak yoksulluk oranı şu anda %12'lerin üstüne, %13-14'lere yaklaşmış vaziyette yeniden. Hep ben bu sunumları yaparken Polatlı'da yaptığım sunumu hatırlıyorum. Orada bir çiftçi ayağa kalktı, dedi ki Faik Bey, dedi, biz kral istemiyoruz, kural istiyoruz, dedi. Hakikaten kral olan yerde kural olmuyor. Bugün Türkiye'nin en önemli sorunundan biri o. Liyakat yok, keyfi yönetim var. İşte sonuçta bu oluyor. Yatırım olmuyor, iş olmuyor, aş olmuyor. Dolayısıyla bugün önümüzdeki dönemde yapacağımız olan seçim
Seçimde sadece yönetimi değiştirmeyeceğiz. Aynı zamanda sistemi de değiştireceğiz. Çünkü bu sistem cebimizi boşalttı. Bu tek kişilik yönetim Türkiye'de insanların cebini boşalttı. Hiçbirimize ayrı olmadı. O nedenle ben özellikle bu son dönemde 6 tane muhalefet partisinin bir yuvarlak masa etrafında bir araya gelerek nasıl bir sistem ülkeye getireceklerini açıklamalarının gerçekten ülkenin çok önemli bir şansı olduğunu düşünüyorum. Yine bugün baktığımız zaman acilen almamız gereken bir takım önlemler var. Bir kere Merkez Bankası Başkanı'yla Hazine ve Maliye Bakanı derhal görevden alınmalı. Çünkü Merkez Bankası Başkanı, Merkez Bankası Başkanı gibi değil. Hazine Bakanı çıkıyor diyor ki Merkez Bankası'nın politika faizinin bütün etkilerini bitirdik diyor. Hiç sesi çıkmıyor. Bir de ekonomiyi övüyor. İşler iyi gidiyor diye. Talimatla faiz indiren bir Merkez Bankası Başkanı. Hazine ve Maliye Bakanı önce Şubat ayına randevu verdi. Enflasyon düşecek. Pik yapacak. Sonra düşecek dedi. Tutturamadı. Keşke yaz ayları da olsa artık bu rüyadan uyansam yaz aylarında enflasyon düşecek dedi. Onun da tutmayacağı anlaşıldı. Şimdi yıl sonuna randevu veriyor. Dolayısıyla onun da artık güvenilirliği kalmadı. Merkez Bankası'nın araç bağımsızlığına mutlaka saygı duyulmalı. Eğer enflasyonu düşürmek istiyorsanız Merkez Bankası enflasyonu düşürmeyle ilgili araçları hükümetin günlük müdahalesine uğramadan bağımsız olarak kullanabilmeli. Üzerine kurulduğu tüm tahminler çöken, harcama yapısı itibariyle bugün memleketin derdine derman olmayacağı açık seçik ortada olan bütçe derhal yeniden yapılmalı ve bu dönemde özellikle sıkıntıya giren kesimlere yönelik transferler bu yeni bütçede mutlaka arttırılmalı. Yine ekonomide istikrar sağlandıktan sonra onunla beraber ülkemizin büyüme potansiyelini harekete geçirecek bir reform hamlesi başlatılmalı. Bu hükümet bunu yapabilir mi? Hayır, yapamaz. Kendileri de söylüyorlar. Metal yorum. Ülkeyi ve ekonomiyi yönetme kabiliyetini tamamen yitirmiş vaziyette. Dolayısıyla bunları yapabilmesi mümkün gözükmüyor. Türkiye'nin bugün en önemli sorunlarından biri gıda. Gıda enflasyonu. Genel başkanımız gıda krizi geliyor diye dilinde tüy bitti. Ama hiçbir şey yapmadılar. Gıda enflasyonuyla mücadelede bir takım adımların mutlaka atılması lazım. Ülkenin ihtiyacı ve ihracatı çerçevesinde tarımsal üretimi bir kere hemen planlamak gerekiyor. Stratejik ürünlerde alım fiyatı ve garantisinin açıklanması, sözleşmeli üretime geçilmesi gerçekleştirilmeli, ürün desteklenmeli, ürün. Belli girdilerin kamu kaynaklarından istifade edilerek çiftçilere ucuz dağıtılması lazım. Tarımda kullanılan mazota ve sulamada kullanılan elektrikte vergi yükü kaldırılmalı. Desteklerin tarım kanununun emrettiği şekilde milli gelirin en az %1'i kadar verilmesi sağlanmalı. Çiftçi borçlarının hafifletilmeli, faizin silinmesi, ana paranın uzun vadeye yapılandırılması gerekir. Türkiye'nin bugün dört ayaklı bu sıkıntılardan çıkabilmek için dört ayaklı bir stratejiye ihtiyacı var. Bu stratejiyle ülkemize istikrarı getirebilmek ve ülkenin önündeki fırsatları değerlendirebilmek mümkün. Bu stratejinin birinci ayağı ülkede adaleti sağlamaya, demokrasiyi güçlendirmeye ve can mal güvenliğini sağlayacak tedbirlerden olur. Türkiye hızla güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçmeli. Yargı bağımsız hale getirilmeli. Millete ve onun meclisine hesap veren bir hükümet olmalı. Milleti kucaklayacak tarafsız bir cumhurbaşkanına mutlaka ihtiyacımız var. Milletvekilini millet seçmeli. Siyasi ahlak yasasının öncelikle çıkarılması. Tabii bu kapsamda yine en son açıkladığımız dokümanda yer alan, 6 partinin birlikte açıkladığı dokümanda yer alan bütün tedbirler var. Ekonomiyi sıcak parayla şişiren değil, üreterek, verimlilikle zenginleştiren bir büyüme stratejisini uygulamak zorundayız. Bunun için iç ve dış tasarrufları üretime ve döviz kazandırıcı işlere yönlendirmeliyiz.
Dijital ve yeşil ekonominin sunduğu fırsat ve imkanları en etkili biçimde kullanmak zorundayız. İş gücümüzün verimliliğini, ekonomimizin yarışma gücünü arttıracak adımları hızla atmalıyız. Eğitimi iş gücü ihtiyacına göre ve dünyadaki ileri yetenekleri kazandıracak biçimde planlamalıyız. En önemli sermayemiz olan gençlerimizi işsiz bırakma lüksümüz yoktur. Yurt dışına gönderme lüksümüz ise hiç yoktur. Derhal bir stratejik planlama teşkilatını kurmalıyız. Ülke ekonomisinin gerçek durumunu buradaki uzmanlar eliyle mutlaka tespit etmeliyiz. Bunlar hızla atılması gereken adımlar. Kamu ve özel kesim arasında çağın değişen şartlarına uygun yeni bir diyalog, yeni bir kurumsal işbirliğini geliştirmeliyiz. Sağlık ve gıda gibi temel alanlarda kamucu yaklaşımlarla ülkemiz kendi kendine yeterli hale getirmeli. Bütün dünya bugün bundan uğraşıyor. Devletin düzenleyici ve denetleyici fonksiyonlarından en etkili şekilde yararlanmalıyız. Esnaf Bakanlığı derhal kurulmalı. Ekonomik ve Sosyal Konsey düzenli olarak toplanmalı. Ekonomiyi istişareyle yönetmek lazım. Yatırım iklimi şartlara göre sürekli geliştirilmeli. Teknoloji kullanımı ve istihdam arasındaki dengeye dikkat edilmeli. Bu çerçevede Refah Devleti 3.0'a hızla geçmemiz gerekir. Büyümenin üçüncü ayak büyüme kapsayıcı olmalı. Yani kimseyi dışarıda bırakmamalıyız. Kimseyi dışlamamalıyız büyüme sürecinden. Zenginliği hakça paylaşma ihtiyacımız var. Kesintisiz ve hızlı büyüme için büyümenin kapsayıcı olması gerektiği dünyanın kabul ettiği bir husus artık. Bunu Uluslararası Para Fonu'nun yayınlarında görüyorsunuz, G7'lerin yayınlarında görüyorsunuz, her yerde görüyorsunuz. Adil bölüşüm için bir kere birinci şart örgütlü toplum olması lazım. İşçi, işveren sendikaları, diğer örgütler, bunlar pazarlık sürecinde herkesin refahtan pay almasını sağlayan şeyler, oluşumlar. Çalışma hayatına ilişkin normları uluslararası standartlara taşımamız lazım. Özel durumları nedeniyle dışlanabilen kesimlere devlet sahip çıkmalı. Emeklilerimizin büyümeden pay alması sağlanmalı. Aile destekleri sigortasıyla bu ülkede hiç kimse, hiçbir çocuk yatağa aç girmemeli. Çocuk doğduğu andan itibaren fırsat eşitliğine sahip olmalı. Devlet çocuğa doğduğu andan itibaren gerekli destekleri vermeli. Son önemli sütun ise bozmadan, yok etmeden kesintisiz kalkınabilmek gerekiyor. Yani yaptığımız işlerin sürdürülebilir olması lazım. Ekosistem hakkı anayasal bir hak olmalı. Avrupa Birliği'nin yeşil mutabakatına uyum, yani karbon emisyon sınırlarına uyum, hem çevreye saygı hem de ihracatın sürdürülebilmesi için şart. Kurumları tahrip etmemek, şartlara göre yenileyip güçlendirmek şart. Düzenleyici ve denetleyici kurumlar üzerinden siyasetin gölgesinin derhal kaldırılması gerekiyor. Maliye ve para politikası bugünkünden farklı olarak sürdürülebilir olmalı. Bütçe açıklarının kontrolden çıkmasına, kamu borcunun hızla yükselmesine hiçbir zaman izin verilmemeli. Yasal çapalar getirilmeli bütçeyle ilgili olarak. İşlevsiz hale getirilen mevcut çapalar güçlendirilmeli. Paralel bütçeler, varlık fonu gibi, derhal ortadan kaldırılmalı. Para politikası enflasyonu düşürmeye ve istikrara odaklanmalı. Bugünkünden farklı olarak. Merkez Bankası ile beraber belirlenecek enflasyon hedefine ulaşırken bankanın araç bağımsızlığına müdahale edilmemeli. Biz bu ucube tek kişilik yönetim sistemini değiştirmeye, yerine istikrar içinde hızla büyümeyi, topyekün zenginleşmeyi sağlayacak yeni bir düzeni getirmeye kararlıyız. Bu kadrolara da sahibiz. Bu ülkenin sorunlarını gayet iyi biliyoruz. Bu ülkenin sorunlarına hangi çözümlerin getirilmesini de gayet iyi biliyoruz. Geçmişte bunu yaptık. Bugün de bunu yapmaya hazırız. Ülkemizin içine düştüğü güven bunalımından 3 yeni K ve ülkemizin ihtiyaçlarına cevap veren, biraz önce anlattığım 4 ayaklı bir stratejiyle çıkacağız. Nedir bu 3 yeni K? Yeni kadrolar, yeni kurallar, yeni kurumlar. Bu 3 yeni K ile birlikte ülkenin bugün içinde bulunduğu krizden hızla çıkarılabilmesi ve dünyada hak ettiği yeri
alabilmesi mümkün. Beni dinlediğiniz için ben teşekkür ediyorum. Bundan sonra sorularınıza cevap vereceğiz. Sağ olun.